Bak size bir şey söyleyeyim. Dünyada lazım olacak, lazım oluyor. Dertlerimiz var ya, dertlerimiz, sıkıntılarımız. Ben de sizin gibi bir insanım. Beden ile ruhu. Beden ile ruhu. Yoklukla varlık, yani vücutla Adem'i. Allah ile, Allah Halik, mevcudat, mahluk. Vücut ile mevcut. Eğer bunları fark edememişsek, hangi dert olursa olsun, kanser olur, ölüm olur, intihar olur, korona olur, fakir olur, dişi olur, erkek olur, topal olur, hiç fark etmiyor. Hiçbir şeyi yerinde çözemediğin için kör düğüm gibi dönüp dolaşır. Mesela öğlene kadar böyle düşünürsün, öğleden sonra da böyle düşünürsün. Çözülemez kardeşim. Ölüm izah edilemez. Ölüme mi yanasın? Gidiş şekline mi yanasın? Geçmişimiz, gençliğimiz gittiğine mi yanasın? Kanser oluşuma mı yanasın? Yani insan sanki kanserli ölüyor. Onun için önemli olan çözüm nedir biliyor musunuz? Temelde. Neyi, ne ile, ne zaman, nasıl çözeceğimizdir. Dört. Neyi? Kanser, intihar, ihtiyarlık, kabir. Neyi? Ne ile? Ne zaman? Kim ile? Nasıl çözeceksin? Yani bir kere beden ile ruhu ayırt edememiş bir insanı bu dünyada rahatlığı yoktur. Kesin ama. Allah ile mahluk ayırt edemezse dayanağı yoktur. Allah ile mahlukatı ayırt edemezse dayanak noktası yoktur. İnsan ile ahiret irtibatı kuramazsa imdadımıza cevap yoktur. Enfusi ki üstadımız çok ciddi ele alıyor. Ciddi enfusi tefekkürü yoksa kaygı ve endişeler ve bedensel dayatmalardan çıkmak yoktur. Bedensel dayatmalardan çıkamazsın. Mesela nasıl bedensel dayatma? Mesela biraz önce birisi vardı. 28 yaşında kanser. Beden kanseri. Bu benim. Bu ben kanser oldum. Ve ben toprağa gireceğim. Perdelikleri koyacaklar. Ne olduğu belli olmayan sonsuz bir süreci başladı. Kimileri diyor ki ahiret var, kimileri yok diyor. Aa işte. Ya Maraş'tan gelinir mi ya? Saf mısınız? Televizyonunuza oturun. Ama gençler ooo siz hoş geldiniz bak. Hani babaya o kadar değil. Adamlarım geldi çok şükür. Gençler görünce ben öğretmen olmam lazımdı senin gibi. Eyvallah abi. He ya. Zaten öylesin sen. Estağfurullah. Allah razı olsun. Hakikaten he. Nasıl sevmesin ya? Gençler tekrar hoş geldiniz. Dinler diyor ki ahiret var. Beşer felsefe diyor ki yok. Başlayacağım birazdan da mukadder. Böyle bir süreçte yani zahire bakınca hakikaten korkunç bir yer. He. Kabir ile dışarıda olanı nasıl seçeceksin? Yani yönlendireceksin. Beden ile ruh. Beden ile ruh ilişkisi gibidir. Kardeşim, buna ben dersen, kısacası buna ben dersen, hiç şansın yok. Hiçbir şeye şansın yok. Kabire gireceksin, öleceksin de. Zahirde anlatılan hadiste de hırtlandan da sökülecek can. Veya çıkacak. Oralardan geçeceksin. Ama bedene ben dersen, bedene ben demesen, benim gömleğim dersen, ustadın tabiriyle beden, ruhun
libası değil. Hanesi ve yuvası. İşte ev. Bu eve dışarıdan bir testesi kasan. Ne kadar tuhaf. Biz de böyle tuhafız. Binanın içindeyim diye. Ben bina mıyım? Bina bana benzer mi? Binanın tipine bakarak beni çözebilir mi? Ben bedenim. Ben ruhum. Tebrik edeceksin. Ha, binada nasıl oturuyorsam binayla alakam yok. Ama binayı kullanmam lazım. Çünkü üşüyorum. Güneş var. Kışım var. Gece var. Bir sürü zararlı insanlar ve hayvanlar var. Bu eve ihtiyacım var. Olduğu gibi bu eve de ihtiyacım var. Bunu tefrik edersek enfusi tefekkürle işte başlıyor. Arkaya geçince kuvvetli bir imani tefekkürle kanser de yoksa olayın arkasından geçip Allah'ın sanatını, Allah'ın icraatını seyrediyorsun sanatında. Allah bunu hepimize nasip etsin ya. Çok korkunç, harika bir şey, halet. Malum bunu dinle bir daha. Abi gel. Allah'ın sanatını, Allah'ın icraatını sanatında seyredersen, o zaman hiçbir hadise seni ezemez, üzer vesaire ama yönlendirir. Hadise, şu kitaplar var ya önümde, ceset de öyle. Yani cesedini böyle önüne koydun mu, Allah'ın sanatını, ben Allah'ın, bu Allah'ın sanatını, buradaki hastalıklar vesaire, işte kırıklar, dökükler, işte bir sürü arızalar veya doğrular. Bu beden Allah'ın sanatını, Allah'ın icraatını sanatında seyretme makamına geldiğin zaman sen sanki Allah canibinden kudretin azameti altında geçtin şöyle. Kendi icraatına Allah seni icraat yapıyor. Sana yapılan icraatına sen dışında olarak sen şahit oluyorsun. Dur bakayım ne olacak yani canım nasıl çıkacak biliyor musunuz? Can yani ruh bedenden çıkıyor. Ben ruh muyum? Bak ruh nerede? Can çıkacağız şimdi. Canı çıkartacağız. Benim gömleğim. Ben miyim? Değil. Bana ait. Benim atletim. Ben miyim? Değil. Benim vücudum. Benim aklım. Benim ruhum diyen o ben miyim? O ben olan ben. Ha. Ruh nedir? Gömlek gibi. Ha. Ruh çıkacak. Eğer enfusi tefekküre Allah nasip ederse ruhun çıkmasını sen seyrediyorsun biliyor musun? Allah Allah. Sen sana şahit oluyorsun. Bunu unutmayın. Ruhun çıkmasına sen şahit oluyorsun. Sen çıkmıyorsun. Adam narkoz vermiş. Yani sırf lokal burayı vermiş. Burayı kesiyor, dikiyor. Aklın yerine sırf doktor. Burayı uyuşturuyorlar değil mi? Şahit değil mi? Dikiyorsun. Dikiyor adam. Sen sende şahit oluyor musun? Bakın bu enfusi tefekkür. Bir daha benim gömleğim, ben arkadayım. Benim atletim, ben arkadayım. Benim aklım anlamaz derken ben akıl değilim. Kullanan benim. Kullanılan o alettir. Benim ruhum derken o benim. Ha, ene zaten vücudu yok ki ruh mahluktur. Allah Allah. Ruh mahluktur, ene mahluk değil. Zaten vücudu yok. Ruh sana verilmiş bir alettir. Ruh sana verilmiş alettir, alet, latifedir diyor. Kullanmak için kime vermiş? Sana vermişler. Biraz da böyle tefekkürü hissesi olan, nasip olanlar için söylüyorum şimdi. Ene bile sana verilmiş. Sen ben nereye çıktım? Sırrı insani. Kimse yok. Kanser olmuş. Kim olursa olsun. Kim o bedene ben demişse, kanser olmuşsa o üzülsün. Bedene ben deniyorsa, beden kanserse o üzülsün. Sen ancak bunu iyi kullanmayla vazifelisin. Atı doğru kullanacaksın. Emaneti ihanet etme diyor. Emanete ihanet cezası göreceksin diyor. Ruhun bedenden çıkmasına şahit oluyorsun. Bu makama bak. Risale-i Nur bu enfusi tefekkürü veriyor. Ruhuna şahit oluyorsun.